Başlıyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarımız, tam bir hafta önce, şöyle geçeyim. Böyle. 11 Mayıs günü Silivri'de yaşanan ve hepimizi derinden yaralayan bir köpeğin şiddete maruz kaldığı, buna tepki gösterenlerin de mağdur olduğu ve nihayetinde müdahale eden Görkem Bilak kardeşimizin saldırgan tarafından silahlı bir saldırı ile canına kastedilmiş olması toplumsal bir travma yaratmış. Ayrıca olayın failinin halen firari olması ve adalete teslim edilmemiş olması da vicdanları yaralamıştır. Onlarca kişinin de tanık olduğu mezkür olay 11 Mayıs günü Silivri sahilinde yaşanmıştır. Emre Çatanak adlı fail, esnaf tarafından bakılan ve orada yaşayan Gece adlı köpeğin önce ağzını kapatarak yüz derisini elleriyle sıkıştırmış, köpeğin acı çığlığı üzerine vatandaşlarca uyarılmıştır. Bir süre sonra yanlarından geçen bir şahsın elindeki dürüm zorla alan fail, bunu Gece adlı köpeğin önüne atmış, köpek dürüme sarılı olduğu, ekmeği yemeye başlayınca fail Emre Çatanak köpeği ensesinden tutarak ve şiddetli bir basıyla derisini çekiştirerek köpeğe ekmeği değil eti yiyeceksin şeklinde bağırıp kontrolsüz ve şiddet içeren hareketler sergilemiştir. Köpeğin çığlıkları üzerine vatandaşlarca şahsa tepki gösterilmiş, şahsın tepkisine tepki gösterenlere de kontrolsüz davranışlar sergilemesi üzerine kavga yaşanmış, olayları gören Görkem Bilal müdahale ederek Emre Çatanak'ın uzaklaştırılmasını sağlamıştır. 15 dakika sonra aynı yere gelen Emre Çatanak doğrudan Görkem Bilal'e yönelmiş, elinde bulunan silahla ateş etmeye başlamış. Bu esnada Görkem'in vücuduna 5 kurşun isabet etmiş ve ağır yaralanmıştır. Saldırgan Emre Çatanak saldırı sonrası kaçarak kayıplara karışmış ve şu güne kadar daha yakalanamamıştır. Olay sonrası vatandaşların kolluk birimlerine ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle Görkem ambulans ile önce özel Silivri Anadolu Hastanesi'ne götürülmüş. Burada ilk müdahalesi yapılan Görkem için operasyon olanaklarının yetersiz olduğu hekimlerce değerlendirilerek operasyona uygun en yakın donanımlı sağlık kuruluşu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş. Bu hastanede yapılan müdahalelerde bir kurşunun boynuna isabet ettiği ve giriş çıkış yönünde iki iz bulunduğu, kurşunun vücutta olmadığı belirlenerek boyundaki hasara cerrahi müdahalede bulunulmuştur. Diğer iki kurşunun ise dalak ve bağırsaklarda hasara yol açtığı belirlenerek bunların onarılmasına yönelik cerrahi müdahale yapılmıştır. Bel hizasında omurgayı isabet eden bir kurşun var ve buna ne yazık ki henüz müdahale edilemiyor. Bu kurşun halen vücutta. Bir de röntgene yansımayan ve operasyon sırasında fark edilen 5. bir kurşun daha var. O da alınmış durumda. Operasyon sonrası yoğun bakıma alınan Görkem'in durumunu iyiye gitmesi üzerine pazartesi günü servise alındı. Bu hepimiz için sevindirici bir gelişme ancak henüz geçici veya kalıcı hasarların ne olduğu olacağı bilinemiyor. Şiddetli ağrıları mevcut. Durumu halen çok iyi değil ve kritik maalesef. Temennimiz bir an önce sağlığına kavuşarak taburcu olması. Olaydan hemen sonra adli soruşturma savcılığın talimatları doğrultusunda başlamış ve olayın en başından en sonuna kadar yaşananların tamamının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenerek bu görüntüler delil olarak dosyaya alınmıştır. Aynı zamanda çok sayıda tanık ifadesi de dosyaya girmiştir. Soruşturma evresinde usulü işlemlerin savcılıkla gizli yürütülmesi sebebiyle daha fazla ayrıntı veremiyoruz. Fakat kamuoyunca da bilindiği üzere olayın faili halen firaridir ve rüzgardan halen aranmaktadır. Kendisinin yerini bilen, gören, bu konuda bilgi sahibi olan vatandaşların kolluk birimlerine bilgi vermesini rica ediyoruz. Görkem 25 yaşında genç bir arkadaşımızdır, kardeşimizdir. İnsani ve vicdani bir sorumlulukla hem bir köpeğe hem de bir insani insana yönelen haksız saldırıya müdahale etmiş, saldırıyı def etmiş ve ne yazık ki bunun sonucunda saldırganın hedefi olmuştur. Vicdan sahibi her insanın tanık olduğunda kayıtsız kalamayacağı bir olay karşısında Görkem aynı zamanda cesurca davranmış ve bir insana ve köpeğe yönelen haksız saldırıyı önlemesi üzerine saldırgan Emre Çatanak tarafından öldürülmek istenmiştir. Olayı öğrenmemiz üzerine Görkem'in adalet arayışında onu yalnız bırakmak istemedik. Toplumda bu ve benzeri eylemlerin cesaretlendirilmesi korkunç sonuçlar doğuruyor. Bizler İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak Görkem'in adalet arayışında yanında olmak üzere tüm adli süreç boyunca bu davada Görkem'in avukatları olarak onu temsil edeceğiz. Görkem kardeşimize yönelen bu saldırının failinin hukuk nezdinde en ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu korkunç olay toplumda bireysel silahlanmanın tehlikeli bir neticesidir.
Ve ne yazık ki hayvanlar da insanlar da suç eğilimli ya da öfke kontrolüne sahip olmayan bu bireylerin hedefi olmakta, telafisiz hasarlara ve kayıplara yol açmaktadır. Özellikle ülkemizde son dönemde hayvanlara yönelik şiddet ve katliam olayları artmış. Bununla beraber hayvanları koruyan, kollayan, onlara karşı vicdanen kendini sorumlu hisseden, yaşamını destekleyen bireyler veya onlara yönelik şiddet eylemlerine tepki gösteren veya müdahale edenler de tıpkı Görkem'in başına gelenler gibi saldırıların mağduru olmuştur. Ve günden güne toplumu buna teşvik edenler eylemlerine devam ederken nefret ve düşmanlık tohumları eken kişilere sağlanan dokunulmazlık zırhı da her gün yeni saldırılara ve mağduriyetlere, insanların ve hayvanların yaralanmalarına, ölümlerine, toplu hayvan katliamlarına sebep olan saldırıları gerçekleştirenlere cesaret vermektedir. Bu hususta barolar ve Silim Toplum Kuruluşları ise yetkili birimlere defalarca uyarmıştır. Sosyal paylaşım sitelerinde hayvanlara ve hayvanları koruyan bireylere karşı silahlanma, silahlı eylemde bulunmaya açık çağrılar yapan, alenen hedef gösteren, çeşitli provokatif yöntemlerle iftiralar atarak, haklarında yanlış izlenimlere sebebiyet verecek içerikler üreterek, nefret diliyle başlayan mesnetsiz isnatlar yükleyerek hayvanlara ve hayvanları koruyan kişilere karşı toplumda korku veya nefret belli gruplarca bilinçli şekilde tetiklenmektedir. Evet, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatı Özlem Yazıcıoğlu ve aynı zamanda İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'ne bu mücadelede Görkem'in adalet arayışında onun yanında olacakları için çok teşekkür ediyoruz biz. Aynı zamanda bugün bu açıklamaya ve bununla ilgili yapacağımız müracaatlara taraf ve katılımcı olan sivil toplum kuruluşlarını anarak onlar adına bu konuşmayı yaptığımızı belirtmek istiyorum. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Tekirdağ Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Haykurder, Hayvanlara Adalet Derneği, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Konya Dost Pati Derneği, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği, Soçet, Dohas, Çanakkale Mor Pati Derneği, Doğa Canlılarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Burhak, Büyükçekmece Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Manisa Yunus Emre Hayvan Koruma Derneği, Manisa Hakdem Hayvanları Koruma Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği adına bugün buradayız arkadaşlar. Bu sivil toplum kuruluşları adına da az önce sevgili Özlem Yazıcıoğlu'nun da belirttiği toplumu suça sevk eden bu illegal oluşumlarla ilgili aynı zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Yetkilileri bu örgütlü hareketlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Görkem Bilal kardeşimiz ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.